biz mi köleyiz, Mehmet mi köle? Ben anlamadım gitti ya. Eh be Kıvanç, yani bu kadar konuşup çene kası yapacağına biraz kol kası yapsaydın bu kadar yorulmazdın kardeşim. Tıpkı benim gibi. Senin mi kol kasın var kardeşim? Sende kol kasının anca fikri falan var. Yalan mı söyleyeceğim sana? Aç göster lan, kanıtla. İyi. İyi lan. Oğlum ne yapıyorsun ya? Umarım bu ses kırılan kemiklerin sesidir kardeşim. Zeniş bizi öldürecek ya. Mehmet kırdı deriz lan, ne olacak? Hem sendekiler sağlam zaten, boş ver. Turgut yapacak. Dur lan şuna. Oğlum vallahi bıktım. Vallahi bıktım. Her yerde karşımıza çıkıyorlar ya. Ne zor hayatı varmış Mehmet'in bu. Lan hadi. Ha, alo Mehmet. Oğlum Turgut amca geldi lan otele. Ne bileyim nereye kaçacaksın? Sattan işte bir yere. Bize bakacağız başımızın çaresine. Ben bir Türkistan'da bir bakayım. Ne yapmış bizim kafadarlar her şey. Sen de bir resepsiyona bak. Söylediğim malzemeler gelmiş. Tamam efendim. Hadi. Ne seviyor acaba ya? Ha? Önceden söylesek de açtı pişirse mi? Ha? Nerede kaldı bu kız ya? Uyuyakalmıştır. Uyuyakalmıştır babacığım. Vallahi babacığım bugün o kadar yorgun bir gündü ki. Ay vallahi gözümüzden uyku aktı hep. Ya yapma şunu Hande, beni de uyutacaksın Allah Allah. Bu bişkosu iptal mi etsek biz bugünü ya? Vallahi bak sen de çok yorgun gözüküyorsun. Böyle göz altların torba torba olmuş. Hadi git sen uyu, dinlen babişim evde biraz. Hadi Turgut amca, hadi git artık. Ne olursun gözünü seveyim, git ya. Kıvanç, konuştun mu Mehmet'le, neredeymiş? Ya yok Kıvanç ya. Ya bu vaziyette de uyunur mu kardeşim? Ne bileyim ya, böyle esnediler falan, benim de içim geçti ya. Mehmet neredeymiş diyorum. Konuşabildin mi, neredeymiş? Telefonun çekmediği bir yerdeymiş abi. Ay babişkom, sen o kadar yorgun görünüyorsun ki. Vallahi git eve dinlen sen biraz, dinle beni. Ya yok benim bir şeyim, uykum yok benim, iyiyim ben ya. Allah Allah, nereden çıkarıyorsun sen bunu? Tarık! Ne yapıyorsun baba? Güzel işi arıyorum. Buyurun binsin aşağıya. Buraya kadar gelmişim şimdi. Bir yemek yedirmeden mi gideyim? Kaçırdınız resmen beni Kıvanç Bey. Ben hiç sizi kaçırır mıyım aslanım? Saklanmaç mı oynayız Kıvanç Bey? Hı. Turgut amca da ebe. Boş yapıyorsunuz Kıvanç Bey. Ama komiksiniz. Ay ya neyse ya. İşte adama selam verelim. Olmaz aslında. Çünkü ya Turgut amcanın muhabbeti çok kilitliyor ya. Şimdi bir saat falan tutacak bizi. Biraz çok darlıyor ya. Yani acayip boş bir muhabbeti var. Hem biz kendi muhabbetimizi kendimiz yaparız değil mi aslan? Zaten. Telefon çalıyor. Ah. Telefon. Ah. Pardon. Bir telefon sesi geliyor bir yerden. Turgut amca arayız dedişi. Açayım mı? Açma! Gerek yok, açma. Hazır şöyle gel. Otur şöyle, ha? Ben birkaç bir şey soracağım ya. Ha. Açmadı. E diyorum uyuyor, çok yorgundu kız. Uyuyordur yani. Ya hadi seni şanladık. E bu sarı çizmenin nerede? O da mı uyuyor? Erkek adam bu saate kadar uyur mu? Erken yorgun mu olur ya? Ana! Alo Seval, ne var? Turgut! Turgut neredesin? Çabuk eve gel, çabuk, çabuk. Ya tamam Seval, ne bağırıyorsun ya? Turgut eve geldin. Acil, hemen gel, bekleyin. Hayır, söyle işte. Dişinle mi alakalı? Altın diş taktırdın da onu mu göstermek isteyeyim bana, ha? Ah, ah, keşke giden dişim olsa Turgut. Çok kötü bir haberim var sana. Ya söyle işte Seval, delirtmedi mi? Yok, olmaz, telefonla olmaz. Evde bekleyeyim. Hadi gel. Hemen gel. Çok kötü Turgut, çok. Kızım biz bu yemeği sonra mı yesek acaba ya? Anam aradı bak, eve çağırıyor, acildir ya. Ay tüh babişkosu ya. Sonra yapalım babişim o zaman. Yani annemden daha değerli değil sonuçta, değil mi? Biz sonra yaparız babişkom bu yemeği. Sen anneme git istersen. Suratıma kapadım.